Vay be! Sayende mekan sorununu şak diye çözdük kardeşim. Allah Allah! Yine ben mi suçluyum şimdi? Yok, ben suçluyum. Ya kardeşim, sen niye her şeyi burnunu sokmak zorundasın ya? Hadi açtın kapıyı, mekanı gördün, masaya niye oturuyorsun? Biraz eğleniriz dedim. Niye yalt ettin? Aman oğlum, iyi tarafından bak, heriflerden yırttık. Hem adamlarla aynı hücreye de koymadılar bizi. Zaten yarım saatte de çıkarız. Zor, öyle kolay kolay salmazlar bizi. Ama hep böyle bir felaket tellallığı, karamsarlık olmaz ki. Ah. Selim? Ay tövbe! Kızım, bu ne hal? Düğün falan mı vardı, bu ne be? Ha, yani arkadaş, mantıklı insan bu tepkiyi verir değil mi şu halime? Hayret bir şey ya! Ama o keçi Selim, inatçı Selim tek bir şey demedi arkadaş ya! Demedi ya! İşe yaradı mı peki? Anneciğim, sence işe yaradı mı? Ben demin ne dedim? Ayrıca şu suratımdaki yaşanmışlık çizgilerine bakar mısın? Ha? Ha, gerçi başka bir yolla hallettim, o ayrı. Artık ondan sonsuza kadar kurtuldum. Yapmasaydın. Kıymasaydın çocuğa, yaptın mı? Yaptın mı hakikaten? Kıymasaydın. Ha. Ölmedi değil mi? Yaşıyor ya. Ölmedi. Ya ölür mü o ya? Eşek gibi duruyor durduğu yerde. Çok şükür. Ya hadi anlat, ne oldu? Ya bunun babasının sergisi vardı ya hani. Şimdi ben de böyle hani nerede nasıl giyineceğini bilen bir insanım. Dedim ki gideyim böyle aptal aptal giyineyim de bir görsün beni, bir hayal kırıklığına uğrasın, bir rezil olsun. Gittim o ressam adama da saçma sapan konuştum. Sanatına saydım, sövdüm. Yok arkadaş, vazgeçmiyor çocuk. Vazgeçmiyor. Hala beni seviyor. Bu çocuk beni seviyor. Ne oldu da kurtuldu? Baktın olmuyor. Polisleri gördüm orada. Sonra bağırdım, memur bey, pardon. Ya burada sıkıntılık var. Benimle bir tecavüz oynadım, yetişin falan dedim. Getirdiler. Ah. Ayaklarım kalsın. Bu kadar da olmaz ki. Ne ya? Millet deli Hasret, bir sakın. Bildiğin deli. Vallahi deli ya. Ya önce ressamı yerin dibine soktu. Sonra misafirlerin önünde kendini rezil etti. O da yetmiyormuş gibi bir de beni polise ihbar etti. En azından burada güvendesin kardeşim, bu da bir şey. Aynen aynen. Başına daha kötü şeyler gelebilirdi. Ucuz kurtarmışsın. Doğru. Siz de haklısınız. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya bu kız deli falan ama ben çok seviyorum Şebnem'i ya. Delim, seviyor musun? Seni mapusa düşürdü. Ben de senin yüzünden mapusa düştüm. Ya olsun. Yani bugüne kadar birçok manyaklığına tanık oldum ama bu sonuncusu bu bambaşkaydı. Böylesine hiç şahit olmamıştım. Aynen. Ben de hiç yani bu kadarını yok. Sen bir şey yapmadın mı? Ne bileyim, kızsaydın bir kendine gel falan deseydin ya. Ya fırsatım olmadı ki. Bir anda kendimi burada buldum. Ama ben Şebnem'in bütün bunları neden yaptığını çok iyi biliyorum. Yani zaten benden hoşlandığını bilmesem dakika durmam yanında da. Ama neden? Neden bu kadar ısrar ediyor onu bulamadım. Ama bulana kadar da sabredeceğim. Almile yarayamadım ya bu gece. Vallahi yarına kadar buradan çıktık çıktık. Çıkmadık film işi yaş arkadaşlar. İyi de mekan patladı. Mekan olmadan çekim yapamayız ki. Acaba neden? Bak, bak benim suçum değil mi? Herhalde senin suçun. Ya öyle kareleri, floşları açarken hoşuna gidiyordu ama. Ya açtın da bana mı açtın? Kardeşim kazansaydım kırışacaktık. Aa beyler, tamam ya. Olan oldu artık, ne yapalım, kavga mı edelim yani? Biraz sakin olun. Bence Müfit abi arayalım. Yani kurtarırsa o kurtarır bizi oradan. Vay be. Kaderimizde mapus kardeşliği de varmış.
Müftü abi, bizi çıkarmaya mı geldin abi? Ha, yok, bir hayatı sormaya geldim. İyi değiliz abi, gördüğün gibi. Çıkın bakalım. Şu arkadaşa dikkat edelim, pek tekin değil.